Enes Köroğlu kanalından selamlar. Bu videoda YouTube izlenmelerimizi arttırmaya yardımcı bir program olan VidIQ'yu nasıl kullanırız detaylı bir şekilde anlatacağım. Arkadaşlar bu programı emin olun tüm YouTuber'lar kullanıyorlar. Ücretli ve ücretsiz kısımları var. Biz videolarımızı YouTube'a yüklerken başlık, açıklama ve etiket kısımlarını doldurmada işte bu programdan faydalanacağız. Şimdi programın nasıl kullanıldığına geçelim. Google'a geldikten sonra aramalar kısmına bu şekilde VidIQ yazıp aratıyoruz. Ve karşımıza gelen chrome.google.com sitesindeki VidIQ Vision for YouTube'a tıklıyoruz. Ve açılan sayfada bu şekilde YouTube için kullanılan VidIQ programını Chrome'a ekle butonuna tıklıyoruz. Ve VidIQ uzantısını Chrome arama motorumuza eklemek için uzantıya ekleye tıklıyoruz. Daha sonra hemen sağ üstten yapboz simgesi olan yani uzantılar sekmesine tıklıyoruz. Ve burada bakın VidIQ Vision for YouTube olarak yeni bir sekmemiz açıldı. Bunun üzerine tıklıyoruz ve bizden VidIQ programına giriş yapmamız isteniyor. Arkadaşlar videonun başında da bahsettiğim şekilde tamamen güvenli ve YouTube'un önerdiği bir program. Hiçbir şekilde kuşkunuz olmasın. Giriş yap butonuna tıkladığınızda karşınıza gelen panelden YouTube kanalınızın olduğu e-posta ve parolanızı girip programa giriş yapıyorsunuz. Ben şu an giriş yaptım. Artık program otomatik olarak YouTube kanalıma bağlanmış oldu. Peki şimdi gelin bakalım bu programı nasıl kullanacağız? Hemen YouTube'a giriş yapıyorum. Şu an YouTube'uma girdim ve ana sayfadayım. Bu program hemen ana sayfamda neleri değiştirdi onları sizlere göstereyim. Bakın videoların yanında bu şekilde sayılar ve VPH yazıyor. Bu ne demek? Programın bize sağlamış olduğu faydalardan bir tanesi bu videoların son 60 dakikada, son 1 saat içerisinde ne kadar izlendiğini gösteriyor. Bakın burada da zaten saat başı görüntülenmeler yazıyor. Yani şu an bu video son 1 saat içinde 216 kez izlenmiş. Ve daha sonra bakın sağ üstte şu şekilde bir uyarılar geldi. 60 dakika, 48 saat ve burada da abone sayısı arkadaşlar. Bu sizin kanalınız. Sizin kanalınız son 60 dakikada ne kadar izlenmiş, son 48 saatte ne kadar görüntülenme elde etmiş ve toplam şu anki güncel abone sayınız yazıyor. Bu seçeneklerin yanındaki kutulara tıklarsanız etkinleştirmiş olursunuz ve şurada gözükür. Ben de şu an bu 3'ü etkinleştirildi. O yüzden 3 tanesi gözüküyor. Az önce göstermiş olduğum seçeneklerin dışında bizim YouTube panelimizin sol kısmında programın sekmeleri belirdi. Bakın günlük fikirler, anahtar kelime kontrolü, rakipler, trend bildirimleri bunlar gerçekten bizim çok işimize yarıyor. En baştaki günlük fikirlere tıklayalım. Diyelim ki siz bugün bir video çekmek istiyorsunuz kanalınızda fakat bulamadınız. Aklınıza hiçbir video fikri gelmedi. İşte bu program size arkadaşlar ücretsiz bir şekilde günlük 3 tane video önerisinde bulunuyor. iPhone 11 ekran değişimi nasıl yapılır? Çıkar diyorum. GTA Türk nasıl indirilir? Çıkar diyorum. Görev yaparak günde 200 TL kazandıran uygulama diyor. Diyelim ki ben bu fikri aklımda tutmak istiyorum. Bunu hemen kaydete tıklayarak kaydedilenleri alıyorum ve daha sonra bakın buradan kaydedilen fikirlerden gelip kaydetmiş olduğum video fikirleriyle içerik üretemediğim zaman çekecek video bulamadığımda gelip bu fikirlere göre kendime yeni bir video konusu bulabiliyorum. Daha sonra burada bakın bir sürü şeyler var arkadaşlar. Kendinize rakip ekleyebiliyorsunuz. Kendi kanalınızda karşılaştırabiliyorsunuz. Videolarınızı analiz edebiliyorsunuz. Gerçekten çok faydalı bir uygulama. Ama bizim burada en önemli kullanacağımız yer videolarımızı paylaşmadan önce videolarımızdaki SEO skorunu arttırmak. Yani izlenmelerimizi en yüksek seviyeye çıkartmak arkadaşlar. Peki bu SEO skoru nedir? İngilizcesinden çevrilerek arama motoru optimizasyonu demek. Yani videoların anahtar kelimelerini arama motoru optimizasyonu şeklinde bize sunması buna SEO deniyor. Ve biz bu programı kullanarak videolarımızın SEO skorunu en yüksek seviyeye çekerek izlenmelerimizi arttırmayı amaçlıyoruz. O halde şimdi gelelim bir videomuzu YouTube'a yüklemeden önce bu programla ayarlarını nasıl yapacağımıza. Şimdi ben bir videoyu YouTube'a yükledim. Bir konu belirleyelim. Videomuzun konusu Bitcoin olsun. Bitcoin nasıl alınır, nasıl satılır? Bu şekilde bir video olsun. Önce başlığımı dolduracaktım. Bakın bu program yine YZ başlık önerisi al diyor. Bu program sayesinde başlık önerisi al'a tıkladığımızda kalan miktarımızın 0 olduğunu gösteriyor. Şimdi yükselt diyor. Yani programın ücretli kısmından bahsediyor. Şimdi biz başlığımızı nasıl oluşturuyorduk kendimiz? Hemen YouTube'a geliyorduk. Bu şekilde aramalar kısmına Bitcoin yazdık mesela, videomuzla alakalı. Bitcoin nasıl oynanır? Analiz, canlı yayın, bu şekilde fikirler edinerek videomuzun başlığını koyuyorduk şeklinde başlığımı oluşturdum. Daha sonra açıklama kısmımıza geçiyorduk. Burada da yine videomuzla alakalı, videomuzun içinde geçen anahtar kelimelerden oluşan ve videoda ne yaptığımızı anlattığımız bir açıklama yazıyorduk. Hemen yazalım. Bu şekilde açıklamamı yazdım. Hemen alt satıra geçiyorum. 3 tane etiket yani hashtag yapmanızı öneriyordum açıklama kısmına. Bu şekilde tamamladım. Altına sosyal medya hesaplarını, paylaşmak istediğiniz linkleri yazıyorsunuz. Küçük resminizi yapmıştık. Oynatma listesi, çocuklara özel değil diyerek geldik bu programın bize en faydalı kısmına, videoların etiketler kısmına arkadaşlar. Şimdi ben ne yapıyordum? Buraya aklımdaki bu video ile ilgili anahtar kelimeleri yazıyordum. Hemen yazalım, devam edelim. Bitcoin. Bitcoin nedir? Bakın yazdığımda burada bana öneriler çıkıyor. İşte bu kısım VidIQ programının bana sağlamış olduğu etiketler kısmındaki ilk faydası. Siz bir anahtar kelime yazdığınızda hemen program burada size anahtar kelimeler öneriyor. Bakın Bitcoin yazdım. Bitcoin analiz. Hemen bunu yazdım. Nasıl yazalım? Bitcoin nasıl oynanır? Nasıl alınır? Bu şekilde program sayesinde size önerdiği etiketleri ekleyebiliyorsunuz. İkinci faydasına geçelim. YouTube aramadan diğer kullanıcılara tıkladığınızda bakın geldik, aratmıştık Bitcoin diye aramalar kısmında. İşte bu program sayesinde diğer insanların paylaşmış olduğu videolarında kullandığı etiketleri görebiliyoruz. Bu kişi bu videosunda bu etiketleri kullanmış. Alttaki bu etiketleri kullanmış. Bu kişi bu etiketleri kullanmış. İnsanların videolarında hangi etiketleri kullandığını görebiliyoruz. Sizde burası açık değilse bakın şu kısımda videoların anahtar kelimelerini göster butonu var. Kapalıysa bu şekildedir sizde. Burayı aktif hale getirdiğinizde burada insanların kullanmış olduğu etiketleri görebiliyorsunuz. Ve sağda da yine en yüksek görüntülenmeler, bir sürü istatistiği gösteriyor. Şimdi biz kendi videomuzun etiketlerini dolduruyoruz. Baktık insanlar hangi etiketleri kullanmış. Buradan gelip bu etiketlerin hepsini alıp kopyalayıp kendi videomuza yapıştırmıyoruz arkadaşlar. Bizim videomuzla alakalı olanlardan bazılarını alacağız. Mesela analizi ben yazmıştım. BTC analiz. Mesela hemen BTC analizi buradan alalım. Enter'ladım. Kripto para mesela hemen bu şekilde etiketlerimi doldurmaya devam ediyorum. Geçelim üçüncü bir faydaya. Tavsiye edilen etiketler. Burada çıkıyor Bitcoin, kripto para ve Bitcoin nedir? Program size otomatik olarak 3 tane etiket öneriyor. Yazdığım için kenarında tik işareti var. Yazmadan önce mesela Bitcoin nedir'i kaldıralım. Bakın bu şekilde artı gösteriyor. Siz eğer kullanmadıysanız hemen buraya tıklayarak etiketi ekleyebiliyorsunuz. Ve son olarak etiketler kısmını tamamlamamız için VidIQ logosuna tıklayarak aranma hacmine göre etiketleri görebiliyoruz. Burada anahtar kelime kontrolüne tıklayarak da aratabilirsiniz. Veya yazmış olduğunuz etiketin yanındaki VidIQ logosuna tıklayarak burada aranma hacmine göre etiketleri görebilirsiniz. Çok düşük diyor. Burada bakın gene diğerlerine göre yüksek olduğu için Bitcoin canlıyı yazdık. Buna göre de yapabilirsiniz. Mesela geldim Bitcoin'e tıkladım. Bitcoin News, Bitcoin News Today. Bunlar İngilizce tabii. Türkçe olanları eklemek daha iyi olacaktır. Kripto paraya geldik. Mesela bakın çok düşük diyor. Zaten bunları ekledik. Kripto paraları da ekleyebiliriz. Bu şekilde etiketler kısmını 500'e kadar doldurmanızı öneriyorum. Son kısım olan VidIQ SEO skoruna geliyoruz. Ben videomun başlık, açıklama, etiketler kısmını doldurdum. Şimdi son olarak SEO skorunu kontrol edeceğim. Program sizin videonuza 100 puan üzerinden 2'ye bölünmüş bir şekilde VidIQ SEO skoruna 50, kontrol listesine 50 puan veriyor. Ve sizin yapmanız gereken videonuzun izlenmesini arttırmak için bu puanı en yüksek seviyeye çıkartmak. Yani bakın buradan 50 olan VidIQ SEO skorundan biz şu an doldurmuş olduğumuz kadarıyla 12.8 almışız. Peki niye bu kadar düşük almışız? Bunu nasıl yükselteceğiz? Hemen bakıyorum. Bana vermiş olduğu bu puan aşağıdaki seçeneklerden dolayı verilmiş. Açıklamalardaki anahtar kelimeler 5'te 5. Onu fulllemişim. Etiket hacmim 4'te 5. Etiket sayısı 2'de 5. Demek ki etiketlerimi ben az yazmışım. O yüzden hemen burayı fulllemem gerekiyor. Etiketlerimi tamamladım. Şimdi tekrar gelip SEO skorumuza bir bakalım. Evet, etiket sayısı 5'te 5 olmuş. Artık Buradan da tam puanı almışız. Peki nerede eksiğimiz var? Hala 50 puana ulaşamamışız. Başlıktaki anahtar kelimeler ve üçlenmiş anahtar kelimelerde. O zaman ben başlığımı yanlış bir şekilde doldurmuşum. Hemen değiştireceğim bunu. Bitcoin yerine kripto para olarak değiştirdim. Kripto para nasıl alınır, kripto para nedir ve Bitcoin analizi şeklinde başlığımı değiştirdim. İşte artık anahtar kelimelerden de tam puan almış oluyorum ve VidIQ SEO skorundan 50'de 50 tam puanı elde etmiş oldum. İkinci kısımda ise 0'da 9 yazıyor arkadaşlar. Buradan da 9'da 9 olduğunda SEO skorunuz 100 olarak tamamlanmış olacak. Fakat sizin daha önce hiç bu konuyla alakalı bir videonuz yoksa, bir aranma hacminiz yoksa zaten buradan puan alma şansınız yok. Bakın, tıklıyorum kontrol listesine. En az bir kart diyor. Yani videonuzun içerisine şuradan bir kart yerleştirirseniz 9'da 1 olacak. Bitiş ekranı, buradan bitiş ekranınıza herhangi bir videonuzu koyarsanız, altyazı eklerseniz, para kazanmanız açıksa ve videonuzun altına bir yorum yapıldığında o yoruma cevap verirseniz işte %100 tam puan elde etmiş olacaksınız. O yüzden buradan kartlar, bitiş ekranı, altyazıları da ekliyorsunuz ve videonuzu bu şekilde paylaşıyorsunuz. Şimdi buna örnek olması için benim daha önceden paylaşmış olduğum bir videonun SEO skoruna bakalım. Benim bu videomdan %92.2 SEO skoru aldığım, yani neredeyse tamamına yakın %100'lük bir performans almışım arkadaşlar. Neden? Neresi eksik ona bakalım. Bakın kontrol listesinde evet Facebook'ta paylaşılıp beğeni almadığım için sadece oradan puan kırmış. Bunu Facebook'ta da paylaşırsam %100 tam puanı elde etmiş olacağım. Siz de bu şekilde bu puanınızı en yüksek seviyeye çıkartmaya çalışacaksınız. Bunu geçtikten sonra hemen etiketler kısmına geliyorum. Benim bu videoda kullanmış olduğum etiketlerde yanlarında mavi şekilde bunlara rütbeli etiket deniyor. Yani ben bu etiketlerde bir hacim elde etmişim. 2. 12. 16. 54. Bunlar ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? O etiketlerdeki kendinize edindiğiniz yer. Yani hepsinde 1 olursa üst sıradasınız demektir. Ama şunu yanlış anlamayın. Siz buraya gidip saçma sapan hiç arama motorunda yazılmayan bir kelime yazarsanız, mesela selam nasılsın yazarsanız onun yanında haliyle hashtag 1 olacaktır. Çünkü daha önce kimse o kelimeyi kullanmamış. O anahtar kelimeyi kullanmamış. Yani saçma sapan değil. Aratılan kelimeler arasında kendinizi en üst sıralara atmaya çalışacaksınız. Bakın şu an mesela YouTube para kazanma aktifleştirmesinde ben 2. sıradayım. Ve diğer etiketlerde de kendime yer edinmişim arkadaşlar. İşte siz de videolarınızı VidIQ programı sayesinde bu şekilde düzenleyip paylaşırsanız izlenme olasılığınız da o kadar yüksek olacaktır arkadaşlar. İzlenmelerinizin arttığını da göreceksiniz. Dediğim gibi gerçekten çok faydalı bir program. Bu videoda da detaylı bir şekilde sizlere anlatmış oldum. Videoyu beğendiyseniz lütfen aşağıdan beğen butonuna basıp kanalıma hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki eğitim videosunda görüşmek üzere.